Değerli izleyicilerimiz, İngiltere'de artan vaka sayıları nedeniyle Türkiye'de önlem aldı ve Türkiye İngiltere'den gelecek yolculara biliyorsunuz daha önce değerli izleyicilerimiz PCR testi istenmiyordu. Tekrardan PCR testi zorunluluğu getirdi. İçişleri Bakanlığı'nca valiliklere COVID-19'da mücadele kapsamında Temmuz ayı itibariyle geçerli olmak üzere bir genelge gönderdi. Genelgeye göre Bangladeş, Brezilya, Güney Afrika, Hindistan, Nepal ve Sri Lanka'dan gelen uçuşlar bu konuda yeni bir karar alınıncaya kadar durduruldu. Birleşik Krallık, İran, Mısır, Singapur'dan gelen kişilerden Türkiye'ye girişten azami 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporu ibrazı talep edilecek. Evet değerli izleyicilerimiz, İngiltere'den Türkiye'ye gidecek olan yolcularımızın PCR testini 72 saat öncesinden yaptırmış olması ve sonucunun da negatif olması halinde Türkiye'ye girişlerine izin verilecek. Aksi takdirde 14 günlük karantina var. Bilgilerinize sunuyorum. Değerli izleyicilerimiz, İngiltere tabii son 5 ayın rekorunu kırmış vaziyette. Bu koronavirüsle ilgili hal böyle olunca da tedbirler de arka arkaya geliyor. İngiltere Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre COVID-19 virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 128.103 oldu. Değerli izleyicilerimiz, rakamlara baktığımızda İngiltere çok iyi gidiyordu ama şu anda ciddi bir sıkıntı var. Toplam vaka sayısı 5 milyona yaklaştı. Aşılama programına 8 Aralık 2020'de başlayan ülkede koronavirüs aşısının ilk dozunu yaptıranların sayısı 44 milyon 500 bin olarak açıklandı. Bunlardan 32 milyonu ikinci doz aşıyı oldu. Ülkede virüs nedeniyle 1505 kişinin hastanelerde tedavisi sürüyor. Bunlardan 257'si yoğun bakımda tutuluyor. İngiltere Halk Sağlığı Kurumu ilk olarak Hindistan'da görülen Delta varyantının Alfa yani İngiltere varyantını geride bırakarak ülkede en baskın tür haline geldiğini söyledi. Evet, maalesef Hindistan varyantı İngiltere'yi kasıp kavuruyor. Çok sayıda hayatını kaybeden vatandaşımız var. Hepsine Allah'tan rahmet diliyorum. Hala bu hastalıkla İngiltere'de mücadele edenler var. Onlara da Allah'tan şifalar diliyorum. Saygıdeğer izleyicilerimiz, İngiltere ekonomisiyle ilgili çok çok önemli bir haber var. İngiltere yılın ilk çeyreğinde %6.1 küçüldü. Evet, Ulusal İstatistik Ofisi'nin açıkladığı yılın ilk çeyreğine ait gayri safi yurt içi hasıla verilerine göre İngiltere ekonomisi ilk çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %6.1 daraldı. Ülke ekonomisi bir önceki çeyreğe göre ise %1.6 küçüldü. Yılın ilk 3 ayında hizmet üretimi bir önceki çeyreğe göre %2.1 düşerken üretim %0.5 azaldı. İnşaat üretimi ise aynı dönemde %2.3 arttı. Ücretler ve maaşlar %0.4 artarken hane halkı tüketimi %4.6 arttı. İnsanlar tabii ki evde ve daha fazla şey tükettiler. Ve aynı zamanda biliyorsunuz çarşıda, pazarda, marketlerde fiyatlar da ciddi anlamda artmış durumda. İngiltere ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yıllık bazda bir değişim göstermeme beklentilerini karşılarken bir önceki çeyreğe göre değişim beklentisi %1.5 daralma yönündeydi. Evet değerli izleyicilerimiz, çok sayıda vatandaşımız İngiltere'de sıkıntı içerisinde, özellikle iş yeri olanlarla ilgili durum gerçekten çok ama çok ciddi. Değerli izleyicilerimiz, İngiltere'de konut fiyatları ciddi anlamda artıyor ve artmaya devam ediyor. Bununla ilgili de ciddi bir durum var. Son yapılan piyasa araştırmalarına göre Birleşik Krallık'ta halen devam eden damga vergisi muafiyeti ülke genelinde ev fiyatlarının artmasına katkıda bulunuyor ve fiyatlardaki artışın süreceği belirtiliyor. Bir emlak şirketi tarafından yapılan araştırmaya göre, piyasa araştırmasına göre Mayıs ayında piyasaya giren ev sayısı alıcı taleplerine yetişemedi ve bu durum da ev fiyatlarını arttırdı. Emlak acentesi Hamtans tarafından ayrı olarak yapılan başka bir araştırmada ise ülke genelinde ev kiralarının son 6 yıldır ilk kez ev satın almaktan daha ucuz olduğunu gösteriyor. Pandemi öncesinde %10 depozito ödeyerek ev alan kişilerin ev kiralayanlara göre ayda 102 sterlin daha fazla tasarruf ettiğini, ancak şimdilerde bu durumun değiştiği belirtiliyor. Birleşik Krallık genelinde ev satın almanın kira masraflarından daha ucuza geldiği sadece 4 bölge kalmış durumda. Bunların İngiltere'nin kuzeydoğu, kuzeybatı, Yorkshire and Humber bölgeleri ve İskoçya olduğu belirtiliyor. 2020'nin başlarında ülkenin her bölgesinde ev satın almak kiralamaktan daha ucuza geliyordu. Buna rağmen
Ortalama kira fiyatları da artış göstermiş durumda. Yeni kiralanmış bir ev için ödenen ortalama kira fiyatının Mayıs ayında geçen yılın aynı dönemine göre %7.1 daha fazla olduğu ortaya çıktı. Bunun 2013 yılından bu yana görülen en hızlı artış olduğu da ifade edildi. Başkent Londra'da ev kiralayanların ödediği masrafların artık satın alanlara göre 251 sterlin daha ucuz olduğu belirtiliyor. Yapılan araştırmaya göre ev fiyatları üzerindeki yukarı yönlü baskının üst üste 4 aydır daha devam ettiği, bundan sonra da yıl sonuna kadar devam edeceği yönde bilgiler var. Maliye Bakanlığı tarafından uygulanan damga vergisi tatilinin ülke genelindeki talepleri körükleyen etkenlerden biri olduğu açıklandı. Ev almak isteyenlerin bu vergi avantajı ile ilgili durumu değerlendirmek istedikleri belirtiliyor. Evet değerli izleyicilerimiz, İngiltere'de de artık ev almak biraz zorlaştı. Bakalım önümüzdeki aylarda neler olacak? Aslında tüm dünyada böyle ev fiyatları, kira fiyatları uçmuş durumda. Sadece İngiltere değil, Almanya, Fransa, Hollanda, Belçika, İsveç, İsviçre, Norveç, Türkiye, pek çok noktada değerli izleyicilerimiz ev fiyatları almış başını gidiyor. Bakalım daha neler olacak? Koronavirüs hayatımıza daha neler getirecek? Hani diyorlar ya, yeni dünya düzeni. Evet, yeni dünya düzeni. Zaten girdik işin içerisine. Büyük sıfırlama. İşte sıfırladılar. Herkes iflas etmeye başladı. Sıfırlıyorlar yani. Yaşlılar ölmeye devam ediyor. Sıfırlama. Dünyayı sıfırlıyorlar. Teker teker. Bol sıfırla hem de. Değerli izleyicilerimiz, Londra'da bir parkta çocuklara aldırış etmeden bir ahlaksızlık görüntülendi. Ve İngiltere medyası bunu manşetlere taşıdı. Şok edici görüntüler çiftin dün Batı Londra'daki Ilbrook Common'da bu işi yaparken yakalandığı anı gösteriyor. Bir görgü tanığı 20 yaşlarda oldukları tahmin edilen çiftin etraftaki insanlara aldırmadan 40 dakika boyunca parkta münasebete girdiklerini söyledi. Ne diyeyim abi, münasebet işte, anlayın. Parkta gezen vatandaşın cep telefonu ile kaydettiği görüntüler İngiliz basında gündem oldu. Çiftin parktaki ahlaksız hareketine şahit olan bir köpek gezdiricisi The Sun gazetesine gördüklerini anlattı. Yaşlı adam, gördüklerime inanamadım. Köpekleri gezdirmeye çıkarmıştım. Bisikletleriyle gelen çift bisikletlerini bir kenara fırlatıp bir anda icraata başladılar diyor. Bölge polisi olayın kendilerine bildirildiğine dair hiçbir kayıt olmadığını söyledi. Ne diyelim? Allah ıslah etsin. Değerli izleyicilerimiz, tatil için İngiltere'den Meksika'ya giden ikiz kardeşlere timsah saldırdı. Meksika'ya giden ikiz kardeşler Melissa ve George Luz timsah saldırısına uğradı. Kardeşlerden biri saldırının ardından komaya girdi ve yaşam savaşını devam ettiriyor. Berkshire'de yaşayan 28 yaşındaki ikiz kardeşler tatil için Meksika'nın Oaxaca şehrine tercih ettiklerinde başlarına geleceklerden habersizdi. Kardeşlerden biri suya girdiğinde bir timsah saldırısına uğradı. Melissa'nın çığlığını duyan diğer kardeşi onu kurtarmak için suya atladı ve timsahın ağzından kız kardeşini çekip aldı. Timsahı etkisiz hale getirdi. Georgia timsaha müdahale ederken elinden yaralandı. Melissa ise yaralarının enfeksiyon kapma ihtimaline karşı yoğun bakıma alındı. Genç kız komaya girdi. İkizlerin tedavisine Meksika'da devam ediliyor. Ya arkadaşlar, bu şey görüntüler var ya, hani timsaha bir şeyler atıyorlar, ediyorlar falan. Acayip böyle bir şey oluyorum ben yani. Gerçekten hani bu yılanı falan boynuna falan koyanlar var. Ya arkadaşlar, hayvan bu ya. Yapmayın arkadaşlar. Yani iki tane fotoğraf çekeceksiniz diye, o anı yaşayacaksınız diye. İşte gördüğünüz ikiz kardeşlerden bir tanesi komada. Ne gerek var? Suya niye giriyorsun? Niye yani?